Üsküdar'dayız. Bugün bizim herhangi bir konumuz yok. Konuyu tamamen halk belirleyecek. Bakalım konuşmacılarımızdan, halkımızdan neler duyacağız, nasıl cevaplar alacağız. Röportajımıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu arada bundan sonra her gittiğimiz semtte ve her gittiğimiz şehirde o şehrin sokaklarını adım adım sizler için çekeceğiz ve kanalımızda arşivleyeceğiz. İzlemek isterseniz, gitmediğiniz yerleri görmek isterseniz videolarımızı kaçırmayın derim. Röportajımıza geçiyorum. Bugün benim konum yok. Konum ne olsun? Siz neden bahsetmek istiyorsanız konu olacak. Vallahi işte yani kalkıyoruz vergi, yatıyoruz vergi. Ne uyku kaldı, ne şey, zaten bir insanlarda bir şey psikolojide son derece biliyorsunuz. Darmadağın oldu yani. Yani çocukların bile psikolojisi darmadağın oldu ya. Ya görüyorsun ya, sabahleyin 5'te 6'da çocukları kaldırıyorlar. O saatte çocuklar okula, işine gidiyor gençler falan. Ya ben böyle bir şey, bak ben 74 yaşına geldim. İnanın yani böyle günler, kaç tane sıkı yönetip falan atlattık. Böyle bir günler görmedik. Yani nereye kadar götürecekler? Ya bundan daha kötü bir tablo hiç görmediniz mi? Yani bak hemen 51 doğumluyum. Yaşımı hesapla. Yemin ediyorum. Bak kaç tane darbe marbe gördük. Darbe günlerinde bile bize böyle günler yaşatmadılar. Bir de nereye gideceği belli değil. Yani sonu uçsuz. Hani değil mi? Ne ucu var ne şey var. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Devamlı takip ediyorum. Çok sağ olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Çok teşekkür Sizler ederim. Sizler bizi ayakta tutuyorsunuz. Çok sağ olun. Tabii. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Siz de çok teşekkür ederim. Amcam nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bugün benim bir konum yok da benim konum ne olsun? Hangi konuda konuşalım biz? Vallahi ne bileyim, ne konuşacak bir şey, bir sürü bir şeyler var da niye bulamadın ki? Vallahi bilmiyorum. Mesela sizin için en önemli konu ne? Vallahi bizim için yaşlandı konu. Yaşlılığa bir çare ya. Var mı bu? Bu derdin mi? Buyurun. Yok Allah'a çok şükür yok. Oldu, sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben yorum yapmayacağım. Tamamıyla konuyu konuşmacıya bırakacağım. Bakalım neler duyacağız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bugün benim bir konum yok. Konuyu siz belirliyorsunuz. Hangi konuda konuşmak isterseniz mikrofon sizde. Vallahi ben sizi takip ediyorum. Almanya'dan geliyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli bir... Çok teşekkür ederim. ...yapıyorsunuz. Yalnız sizden bir ricam var. Almanya'dan gelenlere lütfen şu soruyu sormayın. Almanya'da şu pahalı bu pahalı falan gelip burada şey yapıyorlar ya. Hepsi yalan. Ciddi söylüyorum, yalan. Madem o kadar pahalı, sen niye gelmiyorsun? Efendim torunum var, oğlum var, bilmem ne var falan var. Hepsi şey. Yani orada şeyden bile geçinenler, sosyal devletten bile geçinenler, geçinenlerin durumları buradakinden daha iyi. Çünkü ev kirasını veriyor, elinde maaşını veriyor. 10 yılda bir de eğer bozulursa buzdolabını yeniliyor. Bu kadar. Gelip de burada televizyon karşısında böyle yalan söyleme, ben bunu anlayamıyorum ya. Nasıl bir insansınız siz ya? Yani olamaz böyle. Biz de anlamıyoruz. Yani bu mantığa uymuyor, hiçbir şey uymuyor. Yani neden peki böyle olabilir sizce? Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Ya bunun sebebi o kendi açılarında bir şeyi güzelleştirmeye çalışıyorlar. O zaman onu güzelleştiremeyince öbürünü aşağı azman lazım ki o güzel kalsın. Yani bir yerin değeri ikisi aynı. Onu değerini azaltıp da öbürünü, yani Türkiye'nin değerini çoğaltmak gibi amacında bir şeyleri var. Ama Türkiye'nin değerini öyle çoğalmaz ki. Sosyal yaşama bakar, insanın hayatları, çocukların okuluna bakar, kadınların güvencesine bakar, hayvan güvencesi, her şeye bunu koymadıktan sonra sen Almanya'yı senin kadar kötüle Türkiye güzel olmaz ki. Bunları bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Sizi ikna etmeye çalışıyor. Başka bir şey değil. Yani böyle bir şey olamaz ama yapacak bir şey yok. İnsanların beyinlerine giremiyorsunuz. Uzun zamandan beri Almanya'da yaşadığımdan dolayı ve Türk toplumunu iyi tanıdığımdan dolayı iddia ediyorum. Böyle bir şeyim var. Almanya'da senelerce Türk toplumları dışlandı. Ve bunu dışlanmada da şöyle bir şey oldu. Yani içlerine sokmama gibi bir şey vardı. Bunu bireysel olarak yenenler vardı. Bu bireysel olarak yenenler o gruba girip kendilerini belirttiler. Öbür grup kendi içinde kalınca bu sefer kendi dünya yaratmaya çalıştılar. Yani buradaki köyünü oraya taşımış oldular. Aynen, bir fark öyle olmadı yani. Aynen öyle. O içerisinde kaldı. İsterin isterin anmayın. Ben Türkiye'de görmediğim düğünleri Almanya'da görüyorum. Ya diyorum bu adet de mi var? Bu adet de mi var? Abartmalar son zamanlarda böyle, yani o köyün işte nesi varsa ortaya çıkarmalar, böyle saçma sapan şeyler. Ya doğru düz bir düğün yap. Ne, yani bu böyle bir şeyin içindeki o grup, maalesef o işte içinde kapalı grup. İçerisindeki onlar da eğitimlisi de aynı. Çünkü o eğitim aldığı için aile baskısı, hatta çevre baskısı, beraber işte kafeterya, orada kafede erkek kafileri var orada. Yani orada otset işte onlarla oynamalar bilmem neler. Yani ben buna şey görmüyorum. Deli bir dünyada böyle bir erkek kafelerin olmasın, orada oturup da otset ya da şey. Kahvehane diyorsunuz. Kahvehane ve burada işte şey oynuyorlar. İddia. İşte maçların falan filan. Tıklım tıklım dolu. Orada atıp tutuyorlar birbirlerini, ondan sonra tamam. Ondan sonra şey oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Benim bugün bir konum yok. Konuyu siz belirleyin istiyorum.
Nasıl bir konu? Hangi konuda konuşmak isterseniz. Hangi konuda konuşalım? Valla işte memleketin hali. Yani bizi en çok üzen. Her taraf haberleri dinliyoruz. Yani dinlemek de istemiyoruz. Kapatıyoruz zaten. Genelde dinlemiyoruz yani. Dinlediğimiz zaman da zaten insanın sinirleri bozuluyor. Her tarafta o onu öldürmüş, o onu kesmiş. Zaten hayat pahalı. İnsanların psikolojisi bozuk. Yani hangi birini anlatalım bilmiyorum. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Etmiyoruz tabii ki de. Hiçbir şekilde etmiyoruz yani. Zaten geçim şartları ağırlaştı herkes için. Bir de güvenlik sorunu var. Çünkü hep suçlular dışarıda, suçsuzlar içeride. Yani çok yanlış şeyler oluyor. Hiç memnun değiliz ama yapacak da bir şey yok, bir şey yapamıyoruz yani. İnşallah erken seçim olur da bir an önce insanlar ona göre oylarını atarlar. Hiç olmazsa bizler de rahat ederiz yani ülke olarak. En azından 22-23 senemiz çöpe gitti de bundan sonrası güzel olur. Öldürülen hayvanları gördünüz mü Gebze'de? Gördük ya, çok üzüldüm yani. Gerçekten çok kötü bir şey. Onlar da bir can neticede. Böyle yapılması çok kötü. En azından kısırlaştırsınlar veya onlara bir barınak yapsınlar. Toplasınlar onları. Almak isteyen, bakabilmek isteyen alsın. Yani öldürülmesi bir sonuç değil ki. Çok günah. Onların da yaşama hakkı var insanlar gibi. Bilmiyorum, çok yani üzücü olaylar. Yani nereden baksanız elinizde kalıyor. Nereyi tutsanız elinizde kalıyor yani. Onun için haberleri de dinlemiyorum zaten. Dinlemek de istemiyoruz. Dinlemeyince psikolojiniz düzeliyor mu? Düzelmiyor ama dinlediğiniz zaman da daha kötü oluyor. Yani üzülüyorsunuz, sinirleriniz bozuluyor. İsim mi diyorsunuz, seyretmeyin bari diyorsunuz. Ama tabii ki de çözüm değil. Ama tabii bir şeyler yapılması gerekiyor da hiç bilmiyorum. Herkes de hayatından memnun herhalde. Hiç kimsenin de bir şey yaptığı yok. Muhalefeti nasıl buluyorsunuz? Yani muhalefet yapabildiği kadar yapıyor bence. Ama tabii her şeyleri kısıtlı. Biliyorsunuz zaten belediyeleri de çalıştırmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Gene de insanlar, yani belediyemiz gene çalışıyor çok şükür. Demek ki ellerinde bu ülkenin fırsatları olsa neler yapacaklar da. Yani olmayan şeylerle bunları yapıyorlarsa ben çok memnunum. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sağ olun. İyi günler canım. Amcam nasılsın? Teşekkür ederim. Yine siz misiniz bu? Evet. Bugün benim bir konum yok. Konuyu konuşmacılar belirleyecek. Yani siz belirleyeceksiniz. Ben hangi konuda konuşmak istiyorsanız. Konuşayım. Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Siyasetçilerin, bu zenginlerin 50 senelik gelir kaynakları araştırılması lazım. Bunlar araştırılmazsa Türkiye'nin işi düzelmez. 50 seneden bu tarafı araştırılacak. Nasıl kazandı? 10 dakikada çıkar bu. Bu Indira Gandhi'le böyle indi, ben servet düşmanı değilim. Bak, Türkiye'nin bugün 1 trilyona dolar iş borcu var, dış borcu. Türkiye şu anda millet inim inim inliyor. Asgari ücret 17 lira, ev kirası 30 milyar, 40 milyar. Nasıl oluyor bu? Bu siyasetçilerin, zenginlerin mal varlığı araçsız. Başka düzelmez. Ancak bunu CHP düzelir. Başka da görmüyorum. Düzelmez. Bunlar şimdi anayasayı falan da değiştirmeye çalışıyor. Ya sırsızlığını örtmenin için. Bunların ben çoğunu tanıyorum. Bunların arkasına 30 sene gittim ben. AK Parti'nin mi? İsmi lazım değil. Şimdi çok ağır konuşuyorsun ama şimdi konuşmaya gerek yok. Ben yaşlıyım. Hapse atıyorlar. 20 sene yatan var, 15 sene yatan var. Bu Türkiye'nin kursun düzelmesi çok kolay. Nereden buldun yasa çıkacak? Türkiye'de 2 milyon zengin varsa bunların malının %25'i alınacak. Başka %30'u alınması lazım bu. Bunun çaresi bu. İngiltere aldı kursuzdu. Alınması lazım. Ama para onlarda zaten. Para onlarda. Hırsızlık da onlarda. Servet bir yana kalktı. Nereden buldun yasası var da kalktı. Olur mu böyle şey ya? Saçmalık olur mu? Siyasetçi iki dönem yapacak. Yanlış yaptığı zaman hemen gelir, bacağından çekilecek. Dokunulmazlık falan yok öyle bir şey. Dokunulmazlık Allah'a. Kimseye dokunulmazlık öyle bir şey yok. Yağma yok. Kimsenin babasının çiftliği değil, bizim yerimiz orası. Atatürk Müslüman adamdı. Dört dörtlük adamdı. Bütün Sezgi Çakmak, Kazım Karabekir, Cevat Paşa, Fethi Paşa, Rabi Orbay, bunlar hepsi. Bunlar değerli insanlardı. Bunlar Atatürk başta. Bunlara sayesinde bugün nefes alıp veriyoruz. Mekanları cennet olsun. Siyasetçinin bir dairesi, bir dükkanı, bir de arabası, başka bir şey olamaz. Orası ticaretine değil. Kimsenin babasının çiftliği de. Lafım bitti. Hadi teşekkür ederim. Ne almak lazım bu servete. Teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Hangi konuda konuşalım? Ne soru soru cevap verelim. Gel. Ben bugün soru sormuyorum. Bugün diyorum ki vatandaş canı ne istiyorsa onu anlatsın bana. Derdi neyse onu anlatsın bana. Derdi neyse derdi. Dert çok. Gidişatı beğenmiyoruz canım. Bu gidişat, yani bu hükümetine bu gidişat beğenmiyoruz. Ondan sonra bunlar hep yaptığını anlatıyor, sattığını anlatmıyorlar. Bir de sattıklarını anlatsalar halk anlayacak da yaptıklarını anlatıyorlar. Bir de sattıklarını anlatsalar çok güzel olacak. Başka ne diyeyim?
Onları öğrenseler bile diyorlar ki sattı, yol yaptı, sattı, köprü yaptı diyorlar. Ama sattı yaptığından fazla. Ona ne diyeceksin? Yani üst üste koyduğun zaman... Çalıyor ama çalışıyor da diyorlar yani. Çalıyor da, o öbürü de çalıyor da, çalmayan yok da, herkes çalıyor da, öbürü de gelse çalacak, öbürüsü de gelecek çalacaksa bunlar daha çok çalışıyor. Din altında çalıyor. Bu dini alet ederek çalıyor. Onu neyse dersin ki ateist, inancı yok, çalıyor dersin. Bu bir de dini alet edip çalıyor. İşin enteresan tarafı orası yani. En çok çalanlar da dindarlar. Ha, dindarlar. Dindarlar çok çalıyor. Demiyorlar ki bir komünistin bir çaldığını duymadım ben. Bir komünistin taciz yaptığını da duymadım. Bir komünistim. Hep nedeniz hep dindarlar yapıyor bu işi de. Başka da yapacak bir şey yok. Biz bunu hırsızlardan nasıl kurtulacağız? Bu ülkeyi nasıl kurtaracağız? Ya bu dini alet ettiğimiz sürece de kurtulamayız. Mümkün değil. Gidişatımız da iyi değil. Dini de yaşamıyoruz. Yaşasak. Millet at gözlüğünden bakıyor. Normal bakmıyor. İşine göre. Yani ben bir sosyalist olarak böyle derim. Başka bir şey demem. Sağ olun. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Konuyu siz belirliyorsunuz. Hangi konuda konuşmak isterseniz. Hayvanlarla ilgili. Yani kaldırılmasını diyor. Son zamanlarda kadınla öldürme falan olayı var. Yani onlar o psikopatları kaldırsın. Hayvanlarla uğraşmasın mesela. Sen nereden geldin? Ben Ankara'dan geldim. Ankara'da mı yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. Gezmeye geldim buraya. Yani o kadar diyeceğim. Ortadan psikopatları kaldırsın. Dediğim bu hayvanlar hiçbir şey yapmıyor. İnsan gibi değiller. Sevgiyle yaklaşıyorlar ama bizimkine taş atıyorlar. Eziyet ediyorlar. Yani dediğim bu kadar. Sen sanki Almanya'dan geldin. Yok ya. Ankara'dan geldim. Bu hangi kanal? Sokak Kedisi YouTube kanalı. Sokak Kedisi tamamdır. Takip edeceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakal. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Seni görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Bugün benim bir konum yok. Konuyu siz belirliyorsunuz. Hangi konuda konuşmak isterseniz. Konu tabii ki hayvanlar. Hayvan katliamı. Böyle bir şey yok. Bu canları bizler yaratmadık. Bir yaratıcı var. Bizi yaratan onları da yaratmış. Yani nedir bu ya? Biz bu vicdansızlığı, bu merhametsizliği ne zaman öğrendik? Bir hayvana zulüm yapmak kadar dünyada en ağır bir suç yoktur herhalde. Ben yani gerçekten psikolojim bozuldu. Ve buradan herkese sesleniyorum. Lütfen ya, herkes birlik olsun ve bu hayvanlar bizim hayvanlarımız ya. Biz bu dünyayı onlarla paylaşmak zorundayız. Çok üzgünüm yani. Yasayı geri çeksinler ya, böyle bir şey yok. Sen, ben bunun canını alacağım diye bir şey yok. Böyle bir lüksün yok. Kimsin sen ya? O zaman bizim de canımızı al, ferman ver. Şunu öldür, onu öldür de. Yalnız yaşıyorum ve ben her gün evden çıktığım zaman diyorum ki çocuklarım var evde, 4 tane kedim. Diyorum ki belki anneniz akşam geri dönmeyecek. Yani böyle arkamdan birisi geldiği zaman korkuyorum ya gerçekten. Eskiden biz böyle değildik. Yani bizim jenerasyon çok güzel yaşadı. Ama şimdiki nesil bunu yaşamıyor. Hep korku. Başka bir şey yok. Çok üzgünüm yani ama hayvanlar için lütfen böyle sesimizi duyuralım ya. Bugün Gebze, başka yer, Ümraniye, yazık günah ya. Bakın uçuyor kuş doğada. Kime ne zarar var? Ağaç susuz yatıyor. Bir hayrınız yok bari öldürmeyin. Kadınlar daha ne olsun? Bundan daha ciddi bir konum var mı? Evet var, öbür de var. Ekonomi de var. Yani yok. Bak ben. Ya bir toplumda hayvanlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor. Kimsenin can güvenliği yok. Biz ne yaşıyoruz ya? Biz daha geçenlerde 2,5 yaşındaki bir çocuğun tecavüzden cenazesini kırdık ya. Böyle bir şey var mı? Bu bir utanç. Utanç yani. Nari'nin hala katilleri bulunamadı. O meçhul. O bulunmaz. Kim oldukları belli ama maalesef bulunmaz. Ama Nari'n gibi daha kaç tane çocuğumuz var? Bakın eğitim çok önemli. Eğitim, eğitim, eğitim. Her şeyin başı eğitim. Biz ileri gitmek zorundayız. Atatürk'ün çizgisinden çıkmayacağız kardeşim, bu kadar ya. Evet, çünkü biz medeni bir toplumuz. Biz Arap toplumu değiliz. Hayır, ben kabul etmiyorum. Biz bir Türk toplumuyuz. Türk toplumu bir millet yani. Böyle bir şey yok. Biz bir Filistin olamayız, Arabistan olamayız. Biz bir Suriye olamayız. Çünkü bizim köklerimiz güçlü. Ertuğrullardan geliyoruz biz ya, Selçuklulardan geliyoruz. Bu kadar güçlü bir milletiz biz. Ama bizim köklerimizi kese 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 şu kadar bir Arap toplumunun içine koydular. O toplumu getirip bizim toplumumuzun içine bıraktılar. Bakın, bıraksınlar ama kültür, bizim kültürümüz onlarla bağdaşmıyor. Aradaki sıkıntı burada. Yani bugün biz yurt dışına gidiyoruz ama adamlar diyor ki benim kurallarım bu. Benim şeyi bu. Uyacaksınız bunlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Bakın gene gelecekler. Afganistan'dan gelecekler orada. Bizim kültürümüz onlarla bir mi? Mümkün. Onlar kadının topuğunu görmemiş insanlar ya. Ne olacak peki? Gene tecavüzler artacak. Her şey artacak. Yok ya. Gerçekten. 55 yaşındayım ama mutlu değilim. Gerçekten değilim. Hadi aç olayım, zeytin ekmek yiyeyim ama
kadınlar, çocuklar, hayvanlar öldürülmesin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Seviyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Bak, ben %155 çok ağır engelliyim. 2 saat 15 dakikada bir derdim, bir sorunum vardı. Belediyeye gittim. Bak, göstereyim bak. Belgelerimi de göstereyim ben size. Üsküdar Belediyesi. Gittim. Bir konu hakkında yardımcı olmalarını istedim. Bak arkadaş baksın bu 99. Belgelerimde %155. Kalbimin yarısı yok. 17 tane stentim var. Geçmiş olsun. Ondan sonradan gittim. Yolladılar 3. kata. Başkan yardımcısına. Ondan sonra o öbür başkan yardımcısına. O öbür başkan yardımcısına. 3. kattaki. Sonra 2. kata in dediler. Başka bir başkan yardımcısı. Ona gittim. O öbürüne. Ona gittim. 8 kapı. En sonunda bağırdım, çağırdım, ne aldım, bir de dalga geçildi orada bana. Anlatabiliyor muyum? Talebiniz neydi tam olarak? Ya kendilerinin vaat ettiği bir şeyi gidip açıkçana bir sorup yardımcı olmalarını istedim. Neydi o? Burs. Öğrenci bursudu. Bunların yaptıkları olmuş şeyler hepsi hikaye. Hepsi palavra. İnternetten daha iyi 100 kişi yapsın, bir kişi başvuruda bulunuyor. Odaların hepsine gidin. Hepsinde 3-4 kişi oturmuş, hiçbir şey yapmıyor. Bakın, şimdi ben oradan geliyorum. Elim ayağım titriyor. Siz oy vermiş miydiniz onlara? Allah belamı, elim kırılsın. Verdiniz mi? Allah elim kırılsın. Hiçbirisi de kalkıp da düzeltildi bir şeyler. Hepsi gidin, vallahi billahi bak, vallahi billahi bütün odalar bomboş. 5 tane sadece başkan yardımcısı gezdi. Peki ne cevap aldınız? Hiçbir şey alamadım. Bursu çocuğunuz için mi istediniz? Çocuk için istedim. Üniversiteye okuyor. Ben de %155 ağır engelliyim. Belki dedim bir yardımcı olurlar. Bugüne kadar da hiçbir kapı açmadım. Hiçbir kapıyı çalmadım. Hiçbir sosyal yardım hiçbir yerden almıyorum. Durum vaziyeti biliyorsunuz. Ha dedim Sinem Hanım hesapta yayınlıyor ya. Burs vereceğiz bilmem ne. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Ben 57 yaşındayım. Belki de bu 3. kez hayatımda belediyeye gitmişimdir. Hiçbir yerin kapısını çalmam. Şimdi şunu tam olayı net anlamak için soruyorum. Siz burs başvurusu yaptınız mı? Hayır, yapamadım ki, hiç ilgilenen olmadı. 8 yere gönderdiler beni bu vaziyette. Siz daha başvuru da yapamadınız. Yok canım, hiçbir şey ilgilenen yok ki. Onu demek istiyorum. Ne olursa bu bizim millete oluyor, biliyor musun? Hangisi gelirse gelsin. Olan bu millete oluyor. CHP'miş, MHP'miş, hepsi hikaye. Hepsi hikaye. İnternetten yapılıyor diye biliyorum başvurular. İnternetten de bir de oradan da gidip nasıl oluyor, nasıl diyor. Ben 57 yaşında adamım, bilmiyorum, etmiyorum. Siz öğrenmek için gittiniz, öğrenmek yardımcı için olmadılar. Olmadı. Hiç, hiç hanımefendi, hiç yani. 8 oda gezdim. 5 tane başkan, 5 tane başkan yardımcısı ne ya? Bunun sekreteri var, bilmem nesi var, o su var, bu su var. Odalar bomboş. Git oraya, hepsi oturuyor. Kimin parası bu, milletin parası? 2 kat ya, koskoca 2 kat. Belki 16 tane oda, bir tane bir insanın işini gördükleri yok. Ha bir zahmet yayınlayın bunu. Sen nasıl? ne ya? Ulan ne oldu? Atmaca'yı aldım gidiyorum. Rizeli bak, Rizeli. Rizeliyim. Ne edeyim, atmaca'yı aldım. Taktım onu koluma, gidiyorum. Nereden aldın? Beykoz'un dağına tuttum onu. Sen kendin mi tuttun? Tabii. Ben avcıyım ya. Avcı mısın? Heşece çantama geziyorum. Suç değil mi onu avlamak? Yo. Nasıl yo? Becem var. Avcılık belgem mi? Tabii. Atmaca yakalayabiliyor musun? Tabii. Yani normalde atmaca yakalamak suç. Suç. Sen bu suç işlemişsin. Becem var. Belgeli... Kralıcıyorsun. Kralıcıyorsun. Niye atarlı giderli konuşuyorsun? Atarlı konuşmayacak. Kralıcıyorsun diyorum da ben de. Ben sana bir anlamak için soruyorum. Normalde belgem bile olsa bunu senin avlaman suç değil mi? Değil. Değil mi? Değil. Allah Allah. Belgesi olmayan bunu yapamaz. Belgesi olan yapar. Sen şimdi o hayvanı niye öyle aldın götürüyorsun? Niye mi götürüyorum? Niye onu öyle doğadan kopardın, bunun, aldın götürüyorsun? Ne yazın bileyim sen? Bunun asaleti yeter. Tamam. Bunun asaleti yeter. Bu, biz bununla eğlenik, bununla kalkayık, bununla yatayık, yedirik, içirik, et yedirik o. Biz yemeyik, buna yedirik. Biz buyuk. Sen Rize'nin neresinden? Çayeli'nden. Ne yapacağım bunu? Sadece bunu besleyeceğim. Yok, bunu şimdi araştırdım, bulducu da gideceğim ben. Ya bunu bıldırcın yakalamak için kullanacaksın. Bulducu gideceğim bununla. Ya bu insanlık nereye gidiyor? Nereye gidiyor bu insanlık? Millet atmacayı almış, şimdi götürüyor, bıldırcın yakalayacağım diye ya. Milletin başka işi bitti, yok partiymiş, yok zartıymış. Ağzıca parti. Avcıyla av alıyor, avcıyla. Bunun adı mı? Bunun adı Karakızıl. Ne zaman koydun adını?
Zaten karar kızıldı. Buna da artık bir ismi daha var. Cemşir ismi. İsmi güzel Cemşir. Ya. Bayağı temiz delirmiş yani. Yani tertemiz delirmiş arkadaşım. İsmi Cemşir'di bunun. Çağırsa da Cemşir gelir koluna. Gel vereyim sen. Kolunu yet oğlum. Abone yet. Abone bakayım bir. Evet şimdi avlamaz ama Beykoz'a tuttum onu dedi ya. Yok. Ay, sağ canım, Cemşir. Benim, canım. Cemşir'le birlikte. Şu Cemşir'in ipini bana ver de bırakayım onu ben. Dur. Uçurayım onu. Sen neredesin? Rizeli. Neresiniz? Rize merkez. Elin açtı. Hayvanı bıraksak uçuralım mı onu? Ulan bir dur, neyi uçuracaksın? Hadi ne olur bırakalım onu gitsin. Ulan bana bak. Arkadaşlar durma. Kuzum. Senin başına ne işler geldi annem? Anlat çocuğum. Seni almış kaçırmış götürüyorlar. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bırakalım onu gitsin ya. Bana bak. Bunu iyi tut diyeyim sana. Bu, sen, çekebilir miyim sizi şimdiden? Değil mi sen? Ha sonra. Ben biliyorum nasıl yakaladıklar. Kim bilir ne kadardır bırakırlar mı? Maddi bıraksan uçsa gitse doğada kalsa. Maddi derken? Biz maddi yönden ablacığım biz bunları satmıyoruz ablacığım. Bırakır mı diyorum havaya? Yok bırakmayız ablacığım. Dırcın tutacakmış onunla. Değerinde yetmez bu abla. Biz satıcız değil. Satıcı tutacak onda fırın atacak. Fırın atacak buldurcunları. Fiyatını merak etti abla. Biz ablacığım satıcısı değiliz kurban olduğum. Ölesiye kadar saklıyor. Hayvan hastalanıyor, kusuyor. Ölesiye kadar saklıyorlar bunu. Ondan sonra bunun nesli tükeniyor. Yapmayın bunu arkadaşlar yapmayın. Bunu yayınlayın. Nasıl? Ne yapıyorlar? Hayvan kusuyor tamam mı? Rahatsızlaşıyor. Ölesiye kadar bunu saklıyorlar. Hastalandı. Uçurun gitsin daha bunu ya. Nesli tükeniyor bunu zaten. Yok olmuyor. Sen bunu bırakacak mısın? Ya hastalanırsa bırakacağım tabii. Niye bırak? Hastalandı mı bırakacaksın hayvanı? Yani ama ben bunu kışlayacağım ama. Ne yapacaksın? Kışlayacağım onu. Ne demek? Bunun ömrü 20 yıldır. 20 yıl bizimle yaşar bu. Biz gözümüz gibi buna bakarız. Yemeyiz, içmeyiz, eve et almayız, bunu alırız biz. Yumurtası özel bunun. Suda pişer. Bildiğin yumurta var ya, normal yumurta. Onun sarılarını bile yediririz biz buna. Ciğer veririz, kuşbaşı, kıyma. Yeter ki bize bıldırcın tutsun. Yani bıldırcın da tutar ama şüphem yok ondan. Şüphem yok bundan. Cemşir'cim, hoşça kal yavrum. İnşallah kaçarsın kuzum. Bence de. Bir şey diyeyim mi sana? Bir şey diyeyim mi? Cemşir şu an Türkiye'deki emeklilerden daha iyi besleniyor o zaman. Tabii canım. Asgari ücretlilerden daha iyi besleniyor. Oo, hem de nasıl kırmızı et yer. Bunun aylık masrafı ne kadar? Bunun aylık masrafı olsa topuna 1 milyar. Et yediriyorum diyorsun, yumurta yediriyorum diyorsun. 1 milyar da topuna 1 milyar. Bunun masrafına ne çıkar ki ya? Bir kuş bile 1000 lira harcıyorsa gıdasına. Buna feda olsun ya. Emeklerimiz ne yapsın? Feda asgari olsun. Ücretler ne yapsın? Feda olsun buna, feda. Buna feda olsun ya. Bence de feda olsun. Teşekkür ediyorum. Şey hadi hoşça kal. Siz nasılsınız? İyiyim sağ ol, teşekkür ederim. Ben Atmaca'ya bakıyorum. Zamanında ben çok bunlardan tuttum da. Öyle rezervler hepsine verirdim onlara. Öyle mi? Bunları zamanı, göç zamanı, geçim zamanı bunlar. Bu mevsimlerde zaten olur. Bu aylarda Kasım'ın sonuna kadar Atmaca olur. Vizeden kalkmış gelmiş Atmacasını almış gidiyor. Gidiyor onlar öyle. Onun canını al Atmaca'ya alma onların. Bir şey diyeceğim. Bugün benim bir konum yok. Konuyu vatandaşlarımıza bırakıyorum. Hangi konuda konuşmak isterseniz mikrofon size diyorum. Vallahi hayat çok berbat. Konuşmak istemiyorum. Hayat çok kötü. Çok kötü. Ben devamı takip ediyorum size. Ay teşekkür ederim. YouTube'da vallahi her çok farklı illerde de. Çok sağ olun. Emeklilerin halini az evvel sen söyledin. Gerçekten çok zor. Cemşir'den daha zor durumdayız. Evet ya işte 8 bin lira kira veriyorum. 14 bin lira emekli maaşım var. Tek yaşıyorum. Ama 16 bin lira oldu kira. Yapmadı. Acıdı adam. Önümüzdeki sene yapacak. Yani yıl sonunda yeni kontrat olacak. O zaman yapacak. Hadi geçin bakalım. Allah'tan kızlarım var da yardım ediyorlar. Yoksa ne yapacaksın? Enerjiyi yaratamıyoruz. O enerjiyi yaratamıyoruz. Eğer o enerjiyi biz halk olarak yapabilirsek yani birileri bir şey yapacak diye beklemeyiz. Kendimiz bir takım şeylerin kararını verir ve karar verdiğimiz zaman da arkasında durmamız lazım. Doğru mu? Şimdi ta 1930 yani 23'lerde 24'lerde bu ülke kurulurken bu ülkenin bir anası esası yok muydu?
İnsanlara hiçbir şey yoktu ama insanlar çok mutluydu. Çünkü o zaman bir şeyi yaratabilmenin zevki vardı. O zaman bir şeyi yaratan var olmanın bir nedeni, bir dayanağı vardı. Şimdi siz o dayanağı çektiğiniz zaman o taşı duvardan çektiniz mi o duvar yıkılır. Önemli olan yani insanların birbirini sevmesi, birbirine yardımlaşması ve dik durması. Yani birilerinin ağzına bakmayacak. Yani bunlar bu parayı veriyorlarsa yani hayrına vermiyorlar. Senin hak ettiğin şeyleri sana iade ediyorlar. Yani kimse işlemeyecek. Yani televizyonlarda seyrediyoruz. Enflasyon bilmem yüzde kaçları geçmiş. Hala insanlar yüzde yani TÜİK'i bekliyorlar, şunu bekliyorlar, bunu bekliyor. Ya bitmişim, batmışsın ya. Bitmiş ya, bitmiş. Batmışsın yani. Gerçekten daha ötesi gerisi yok. Ama burada ne de bir enerji yaratmak, entelektüel birikimi olan insanlar gerçekten topluma ışık olmak zorundalar. Bir enerji yaratacaklar. O enerji doğrultusunda halk gerçekten de bir dalgalanma yaşayacak. Nitekim olmuş olsa yine de kendi yerini bulur yani. Anadolu'da bir söz vardır. Su akar yerini bulur. Yani bu şekilde devam etmez. Çevrede toplumda insan hayır, yok ki. Abiciğim okusunlar. Okumak bir şey değil ki yani. Hani toplum bile isteye cahil bırakıldı bu ülkede. Bilinçli olarak da cahil bırakıldı. Çünkü niye? 1980'de darbe yapıldığı zaman insanlar hepsi de alkışladılar. Ama 1980'de solcu gençler içeride inim inim inlettiler. Akıl göçü yaşandı. Dünya kadar gencimiz yurt dışına gittiğinde de bu insanlar alkışladılar. Aynı şey bugün de yaşanıyor. Aynı şey bugün de yaşanıyor. Demek ki neymiş? Yani tekerrür ediyor her şey yeni baştan. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zevkle seyrediyoruz her zaman için. Destekliyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Selamlar. Siz nasılsınız? Nasıl olmamız gerekiyor? Valla ben bugün benim konum yok. Konuyu siz belirliyorsunuz. Hangi konuda konuşmak isterseniz mikrofon sizin. Hiç iyi değiliz. Tabii ki iyi değiliz. Çiçeği nasıl kırdın ondan başlayabilirsin. Gerçekten herkes çok kötü. Kimse mutlu değil. Herkes mutsuz. Hiçbir kimse geçinemiyor. Hep gelecek kaygısı yaşıyor. Gençlerimiz de öyle, biz de öyle. Yarın ne olacak diye hep bir endişe içindeyiz. Devamlı da gündemi değiştirdikleri için insanlar belki ne yaşadığının farkında bile değil. Ya işte Narin cinayeti gündem oluyor. Adam kafa kesiyor, atıyor, gündem oluyor. Biz asıl gündemi yakalayamıyoruz. Yani bizler yakalıyoruz da büyük bir kısım yakalayamıyor. Yani Narin bebeği olan şeyler mesela. Bebek ya, çocuk da. Ya bunun sonucunda sen ne yapıyorsun? Senin görevin ne? Oradasın ama bir kız çocuğuna bir sahip çıkamıyoruz halk olarak. Yazıklar olsun bize ya. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Bu hepimizin evladı. Korkar olmadık mı? Sokaklarda belli bir saatten sonra. Yani biz hayatımızı İstanbul'da geçirdik. Ama şimdi gece kararınca acaba başımıza bir şey gelir mi? Eskiden çünkü 11'lere 12'lere kadar çocuk olarak oynayabiliyorduk. Ama şu anda çocukların öyle bir lüksü yok. Yazık yani gerçekten. Hani yarın ne oluruz acaba? Biz kendi nasıl yaşarız? Hayvanlar. Ya yaşayan her canlıya bir eziyet var şu anda. Ve sesimizi duyuramıyoruz maalesef. Neden duyuramıyoruz? Bizi dinlemiyorlar çünkü. Biz duyulmuyoruz. Onlar çünkü kafalarına göre ne çıkarmak istiyorlarsa çıkarıyorlar. Hadi bendicilik var aslında. Duyurulabilir. Yani. Ama biz beraber hareket etmeyi, yani beraber bir şeyler düşünüp ortaya koymayı bir şey sayıyoruz. Yani zahmetli buluyoruz. Mücadele etmeyi zahmetli buluyoruz açıkçası. Evet, peki bu örgütlenmeyi sağlaması gereken muhalefet değil mi? Muhalefet nerede? Ya muhalefet, ben onlara muhalefet demiyorum ya. Ben ya benim Türkiye'de benim parça vekilim, olduğuna inanmıyorum. Benim vekilim, ben gerçi yurt dışında yaşıyorum, burada yaşamıyorum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hangi parti olursa olsun, kendi vatandaşı 12-13 bin lira alıyorsa, bu insanlar 50 bin lira, 100 bin lira tekabüle maaş alıyorlarsa, bu insanların vekilleri değildir. Bunların vekili olması için bu arkadaş kaç para alıyor? 20 bin lira mı alıyor? 20 bin lira maaş almalı. 21 bin değil. O zaman vekil diyebilirim. Hayır, ben İsveç'ten geldim. İsveç'ten geldim. Evet, orada nasıl hayat? Orada hayat çok iyi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Eğitim. Yani çocuk hakları desen var. Kadın hakları var. İşsiz hakları var. Kadın. Sokak hayvanlarına sen bir tekme dahi vuramazsın yani. Kesinlikle. Çünkü her şey kontrol almış. Kontrol altında her şey tıkır tıkır işliyor. Çünkü neden? Toplum kendini bir yerde tamir ediyor. Sen yanlış bir şey yaptığın zaman adam seni aman aman cezaevlerine atalım demiyor. Seni getiriyor. Yaşlılar evinde 3 ay boyunca çalıştırıyor seni bedavadan. Bakın diyor, sen yaşlandığın zaman böyle olacaksın. Veyahut da hayvanlara meziyet etti. O zaman hayvan barınaklarına seni gönderir. Gerçi fazla da barınak yok ama hayvan eğitimine gönderiyor. Sen bunu öğren bakalım. Bu hayvan nasıl yaşıyor? Nasıl şey yapıyor? Onun sorumluluğunu bir öğren. Bir taraftan da toplumsal bir eğitim var. Tabii toplumsal eğitim şart. Yani o döngü öyle devam ediyor sürekli olaraktan. Onun için de bir şey olmuyor. Mesela üniversiteli çocuklar 80-90 yaşındaki yaşlı insanlara bakıyorlar. Er aralardan görürsünüz böyle. Dışarıda sürekli sürüyorlar. Sanat etkinliklerine giderler, tiyatrolara giderler, konserlere giderler. Bunlar hepsi üniversiteli çocuklar. Aa, bizim burada gördükleri zaman ağızları açılıyor. Aa, böyle falan görüyor musun? Ne kadar güzel bir kadın. Halbuki sıradan insanlar. Var mı eklemek istediğiniz sizin? Çok var da daha fazla konuşmayayım.
Gerçekten o kadar çok var ki. Teşekkür ediyorum o zaman. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Merhaba, ben sizi tanıyorum. Hayır. Teşekkür ederim. Bugün benim bir konum yok aslında. Konuyu siz belirliyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim. 2023 geçti. Lozan Anlaşması'nın 100. yılı da tamamlandı. Hala ondan medet umanlar nasıl düşünüyor ben merak ediyorum. Ya 140 tane maddesi var. Bir tane açığı bilmeyen... Evet. Gizliyi nasıl biliyor? Bana birisi bunu açıklasın. Ve bile bile bir de biz bileceğiz. Aynen. Bir tek gizli madde biliniyor, gerisi bilinmiyor. Gerisi bilinmiyor ve de biz bileceğiz. Vatandaş olarak gizli maddeyi biliyorsak zaten gizli değil. Vatandaş her şeyi biliyor. Biliyor ya işine ya gelmiyor. Şey biliyor. Yani söyleyeceğim bu kadar. Peki teşekkür ederim. Hadi sizin nedir konunuz? Benim konum yok yani. Türkiye şartları budur. Çumsa kendini Avrupalı, Çumsa kendini başka bir devleti zanmaz. Sizin neresinden? Ben Ofluyum, Trabzon. Değil mi? Ne Trabzonlu ne Rizelisin yani. Ofluyum diyorsun. Ofluyum. Tek Allah'a bağlıyım diyorsun. Evet. Şimdi neyin gününü merak ediyorsunuz da soruyorsunuz. Bugün benim konum yok. Ben bugün vatandaşa diyorum ki benim konum yok. Konuyu siz belirleyin. Mikrofon sizden. Yani günümüzün şartları, Türkiye'nin şartları, yaşanılacak şartlar budur. Yani ekonomik olarak millet, ekonomiye bir şey yok. 100 sene evvel insanlar kutunları yiydi. Cebinde ya para yok. Bak 100 sene önce bak, dediğin zaman var ya. O, ne maaş oluyor? Alayım maaş. Bir dinle beni dinle hemşerim. 100 sene önce biz Kurtuluş Savaşı verdik. Bu millet bu vatan için. Kesin, bak dinle. Kesin, bu millet bu, anlatmış dur sana. Bak bu millet bu vatanı kurtarmak için yalın ayak meydanlarda cephelerdeydi. Doğru mu? Öyle bugün öyle bir şey yok. Biz bugün. Yok yok bir dakika. 100 sene önceyi konuşamayız. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir Kurtuluş Savaşı yoktu. Eyvah eyvah. O, yoktu. Ben, nasıl yoktu? O savaş. Biz şartlar olarak abiciğim sen bunu kimden okudun? Millet ya bitmiş bir ordunun Kadir Mısırlıoğlu'ndan mı okudun? Yok bunu? Yok. Kimden okudun? Kadir Mısırlıoğlu'ndan ben kimseyi dinlemedim. Böyle konuştuğun zaman iş başka yere gidiyor yani bu vatana ihanet oluyor yani. Vatana ya, vatan öyle kolay mı kurtuldu ya? Bu vatan kurtulmadı. Ne oldu? Demin arkadaş ne dedi? Yaşadığımız şartlar bizim şartlarımız değildir. Lozan'dan bazı şeyler buradaki bayan bahsediydi. Lozan Anlaşması bizim neyimiz idi? Bizim tamamen hapise prangaların bize vurulması demek değil miydi? Bu Sevr Anlaşması'ydı. Ya neyse yani. Bu millet Sevr o Servi çöpe attı, mücadelesini verdi, Kurtuluş Savaşı'nı verdi, Sevr gitti de Lozan'ı yaptı. Şimdi, Lozan bu milletin teminatı oldu yani bütün dünyaya karşı. Şimdi... Biz kahvehanelerde konuşuyorsunuz ya böyle arkadaşlarınızla tarihi. Hmm. Onların hepsi yanlış işte. Ama biz de bir şeyler duyarız büyükler. Duymakla olmayı işte bak. Bir şey diye. Büyüklerimiz çok biliyor olsaydı şey bu toplum diye. Bugün bu halde olmazdı. Demek ki büyüklerimiz de öyle eğitim almış bir toplum değildi yani. Şimdi Türk milletinin ben de ilkokuldan çıktım. Ben de eğitimli biri değilim. Yani bizim Karadeniz'in milletinin kaç dekası eğitimli biridir. Çok kötü bir şey de bu. Ya bu Türkiye zaten Türk milletinin okuma şartları zaten zayıftı. Kurtuluş Savaşı yoktu. Abicim sen bak diyorsun ki ilkokul mezunuyum. Diyorsun. Okumamışsın, etmemişsin, Servi bilmiyorsun, Lozan'ı bilmiyorsun. Yok, madizin ki yok diye. Yani. Yok, Selin, Lozan'ı bırak. Onlar da onun içindedir. Öyle bir savaş yok, olmadı. Millet perişan oldu ya. Bizim dedelerimiz kutunları yedi ya. Ben duymadım mı dedelerimiz köyde kutunları yedi ya. Açlıktan sefalet çekti. Tamam bu doğru. Doğru. Millet o şekilde aç, susuz ama cepheye gitti. Bu vatanı kurtardı şimdi ya. Şimdi günümüze bakarak millet... Fukara yok. Herkes ekmeğini bulu yiyor ya. Günümüzde biz savaşta değiliz. Biz şu an Kurtuluş Savaşı'nda mıyız? Savaştayız. Nerede savaşın içerisinde değil? Hangi savaştasın? Ya bütün... Senin topraklarına biri girmiş mi? Girmedi olur mu? Nerede? Her yerde PKK bizim topraklarımızda değil. Sen güçlü bir devletsin. Güçlü bir devlet değilik. Niye değilsin o zaman madem öyle 25 senedir iktidardasın da niye o zaman güçlü devlet değilsin? O bizim iktidarımız... Yani bu yönetimin içerisinde 22 senedir var. Ama
Cumhuriyet'in kurulmuş felsefesi. Madem öyle konuşuyorsun o zaman daha eskiyeceğiz. Ben anlamıyorum. Ben şimdi buradan izleyicilerime söyleyeceğim. Yani 22 seneyi sorgulamayan beyefendi ve gibileri gidiyor Cumhuriyet'i sorguluyor. Cumhuriyet zamanını sorguluyor. Diyor ki o zamanlar diyor niye o zaman güçlü bir devlet değildiniz? Biz o zaman güçlü bir devlet kurduk. Biz o zaman fabrikalar kurduk. Kurulmadı. Biz o zaman iktisadi kongreler yaptık. Biz o zaman öyle bu toplumun eğitilmesi için, bu toplumun üretebilmesi için her şeyi yaptık. İşte böyle okumadığımız zaman, bakın şimdi okumadığımız zaman, eğitim almadığımız zaman, kahvelerde amcaların bize söylediklerini böyle anlatmaya başladığımız zaman böyle oluyor işte. Şimdi ben de sana niye dediğimi anlamıyorsun? Anlatıyorum sana, sen başladın başka yerde konuşma. Ben sana tam dediğin yerden. Şunu bana cevabını vermelisiniz. Söyle. 100 senelik bir ülkenin çeyrek asırdır aynı iktidar yönetiyor. Dünyadaki teknolojinin geldiği yer belli. Bu ülke 25 senede bu hale mi gelecekti? 25 senedir bunu Tayyip Erdoğan hükümetine sorgulayacağını önceden sorgulasana. Önceyi niye sorgulayamak? Niye sorgulamıyorsun mesela? Bu adamlara yetki vermediniz mi? Bizi süper güç yapmayacak mıydı bunlar? Süper güç. O yüzden tek başına iktidar yapmadınız mı bunu? Yaptık, seçtik. Niye yapmadın? Sen 100 sene öncekini sorana kadar bu adama de ki Atatürk bile bu kadar iktidarda kalmadı ya. Seninle konuşamayız ha. Hadi başkalarını bul. Ben bugün konum yok benim. Konuyu siz belirliyorsunuz. Siz bugün hiç konu konuşmadınız mı? Ben vatandaşa bırakıyorum konu seçimini. Mikrofon sizde. Hangi konudan bahsetmek isterseniz bahsedebilirsiniz. Vallahi ben kadınlara karşı şiddeti konuşmak isterim. Genç kızlarımız taciz ediliyor. Küçük çocuklar. Ya, çok kötü yani ortalık. Can güvenliğimiz falan kalmadı. Yani ona üzülüyorum. Bir vatandaş olarak ne yapılabilir, ne yapabiliriz? Toplumun bilinçlenmesi lazım ama hayvanlar öldürülüyor. Ümraniye'de oldu en son. İşte haberleri izledik. Yani içimiz kararıyor. İşte halkın bilinçlenmesi lazım herhalde. Aynen. İzliyoruz sadece. Diyoruz ama işte insanların biraz düşünmesi lazım. Toplumun şey yapması lazım. Buna karşı gelmesi lazım. Herkesin sesini çıkarmıyor. Kimse konuşamıyor, konuşmuyor. Kendi yürürlükteki olan anayasaya uymayan birinden anayasa yapması bekler mi? Bunlarla anayasa olur mu? Olmaz. Umutluyuz. Yine enseyi karartmamak lazım. Ömrüm Bayraktar olun dediği gibi. Onların düzelecek diye umut ediyoruz. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Çok İyi sağ olun. Hoşçakalın. Nasılsınız? İyiyim. Bugün benim bir konum yok. Konuya siz karar verin. Hangi konuda konuşmak isterseniz. Mikrofon sizde diyorum. Sadece sokak kedisi mi yani? Sokak köpeği yok mu? Bütün canlılar hür. Hepsi de olsun. Değil mi? Benim umudum yok. Evet. Bu nedir? Ben sinir sistemimiz bozuldu. Kadın cinayetleri. Yok kedi köpeği. Ya kadın öldürüyorlar, ya kedi köpek öldürüyorlar. Zaten ilerisi yok ki. Ben 66 yaşındayım. Hiç böyle bir dönem yaşamadım. Hiç bu kadar mutsuzluğa kapılmadım, umutsuzluğa kapılmadım. Bu yani bilmiyorum, çok kötüye gidiyoruz. Dediğim gibi ya kedi köpek öldürülüyor ya kadın öldürülüyor. Başka da bir şey yok. Çocuğun, bir çocuğun yani müdafaasızlar. Ortaya dökülemez mi yani? Bir narin cinayeti nasıl bu kadar gizlenebilir? Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Politika biz nasıl da ne yapalım? Hep ya beraber sokağa mı dökülelim artık? Yani öyle olacak herhalde en sonunda. Bilmiyorum, çok üzgünüm, çok umutsuzum. İki tane torunum var. Ben göreceğimi gördüm. Onlar için de çok yani kaygılıyım. Çok kaygılıyım. Biri üniversiteye hazırlanıyor, biri lise 3'te. Çok kaygılıyım yani onlar adına. Bilmiyorum, korkuyorlar herhalde. Yani birazcık sesimizi duyurmamız lazım. Bir yere tamam, canım, çıkalım. Canım sesi çıkanları da görüyoruz. Sesi çıkanları hemen nasıl susturuyorlar, nasıl bastırıyorlar? Benim gazetecilik kuvvet onlar da. Ne işi var ya, özgür gazetecilik özgürlük demektir. Benim gazetecim içeride niye yatıyor? Neden? Neden yurt dışına kaçıyor gazetecim benim? Bir Can Dündar niye yurt dışında? Kadının bir tanesi itiraz edecek oldu. Hemen apar topar attıklar içeri. O içeride içeri girmek değil mesele. Ne şartlarda dışarı çıkıyor? Yahut o içeride ona neler oluyor? Hiç onu araştıran yok. Araştırılmıyor yani, bilmiyorum. Onun için çok umutsuzluk var bu ülkede. Sesimizi de hep beraber duyurmamız gerekiyor. Yani ben buna konuşmuşum. Benim gibi hani yüzlercesi sokağa dökülecek ki ancak herhalde. Muhalefet nasıl sizce? Berbat. O daha beter. Muhalefeti nasıl görmek istiyorsunuz da berbat diyorsunuz? Biraz daha girişken görmek istiyoruz. Yani faal. Kadar sessiz olmamaları lazım. Çığırtkan gibi bir kişinin konuşmaması lazım. Yani muhalefet tek adam değil ki. Bir sürü insan var orada hep beraber. Onlar da seslerini duyuyor. Ama hep bir kişi her taraftan, muhalefetten olsun, iktidarda olsun, hep birer kişinin sesi çıkıyor. Zaten diyor ki kaybedersen ben kaybederim diyor ya. Yani o böyle bir şey yok. Hepimiz kaybediyoruz onunla beraber. Şöyle
düşünüyorum. Yani ben gidip de bir milletvekillerinin olduğu yerde yaşayamadığımıza, orayı görmediğimize göre herhalde hepsi kol kola diz dize oturuyorlar. Bence öyle. Hani bize görünen taraf var, bir de oradaki bir görünmeyen yüz var. Yani muhalefet değil AK Parti seçmenine, kendi seçmenine bile güven vermiyor. Vermiyor, evet. Yani. Ben mesela... Ben de kendi seçmeniyim. Ben aşağı yukarı 50 senedir CHP taraftarıyım ama iyice yani nefret ettim artık. Yani bu seçimde oy gitmeye bile üşenir olduk yani. Sokak çocukları gibi, sokakta oynayan çocuklar gibi. O bana böyle söyledi, ben ona böyle söyledim. Bu nedir ya? Yukarıdakilerin yani... daha yapıcı olmasını istiyoruz. Daha yapıcı. Şimdi bir savaş çıksa Allah korusun bizi alacak hiç kimse var mı? Hangi ülkeye kaçacağız biz? Var mı yani? Dışarıdan bütün insanları buraya topladık. Geziyor, işte dolaşıyoruz burada. Suriye'ye hiç... gideriz biz de. Tabii tabii Suriye'de seni... Orada adam kalmamış zaten, hepsi burada. Boşaldı zaten, orası tamamen boş. Yani... Suriye, Lübnan gideriz artık. Umutsuzluk söz konusu çok. En büyük sorun da bu. Evet. En büyük sorun evet. İnsanlar da umut olmalı. Evet. İleriyi umudunu, görememezsin. Umudunu yitirdiğin zaman... Ne görüyorsunuz, siz ileride ne görüyorsunuz? Kocaman bir boşluk. Boşluk. Ya. Kolay gelsin, iyi. Çok sağ olun. Yani arkadaşlar bunu her defasında söylüyorum. Zannetmeyin ki küskün seçmenler sadece AK Parti'ye küsmüş olan seçmenler. Gördüğünüz gibi diğer röportajlarımızı da izlediğinizde çok net görebileceğiniz gibi muhalefete oy vermiş seçmende de çok ciddi bir umutsuzluk ve küskünlük var. Muhalefetin bir an önce bunun farkına varıp ona göre bir politika izlemesi gerekiyor. Bunu daha kaç kere söylememiz gerekiyor bilmiyorum. Sokağa inmiyorsunuz, en azından bizim röportajlarımızı izleyin de biraz analiz yeteneğiniz yükselsin. Bu kadar. 50 yıldır CHP seçmeniyim, sandığa gitmeyeceğim, üşeniyorum. Yani artık o kadar umutsuzum diyor. Yani bunun ötesi yok. Bu sadece sizin röportajlarda izlediğiniz, bir de kamera arkasında yapmış olduğumuz diğer röportajlar var. Kamera önüne çıkmak istemeyen vatandaşlarımız tarafından. Ayrıca diyorsunuz ki neden gençlere mikrofon uzatmıyorsunuz? Biz olabildiğince gençlere mikrofonumuzu uzatıyoruz ama konuşmayan, konuşmak istemeyen bir gençlik var. Böyle bir gençlik yaratıldı. Bizim gençlerimizin böyle olmaması gerekiyor. Bizim gençlerimizin sesi gür çıkan gençler olması gerekiyor. Hakkını arayabilen gençler olması gerekiyor. Haklarının en başta ne olduğunu bilen gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Elbette ki ailelere, ebeveynlere çok ciddi işler düşüyor ama gençlerimiz de kafasını kaldırıp önünü göremiyorsa bunun için mücadelelerini vermeleri gerekiyor. Bunu buradan söylemek istedim. Tabii ki biz röportajlarımızı kurgularken, hazırlarken cevap vermek istemeyen, gözükmek istemeyen kişileri çıkartıyoruz röportajımızdan. O yüzden de sorduğumuz gençlerin nasıl cevap veremediğini siz göremiyorsunuz. Ama soruyoruz, bilmenizi istedim. Keşke konuşsalar vallahi. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün benim bir konum yok ama sizin için en önemli konular nedir onları soruyorum. Vallahi geçim sıkıntısı. Herkesin düşündüğü gibi. Ben emekli öğretmenim, fizikçiyim ama aldığım nedir? 24 bin lira. Evim olmasa yandık. Kızım da var doktor. O da yardım ediyor öyle. Çok kötü. Ben beğenmiyorum yani. Eski devrimcilerdenim, beğenmiyorum. Muhalefeti nasıl buluyorsunuz? Efendim? Muhalefet nasıl peki? Muhalefet de sessiz. Parmağını kaldırmalı. Masaya vurmalı yani, değil mi? Ötekine kabahat buluyorlardı Kılıçdaroğlu'na. Böyle. Değişim, değişim, değişim dediler, daha kötü. Nerede oldu? Daha kötü. Şimdi yeni şey yani şeyler çıkaracaklar yaptıklarını kapartmak için. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim eşim makine mühendisiydi. Yıllar önce bir arkadaşın yanında çalıştı. Bir şeyi, iş yerini kendi onun üzerine yapmış. Bak adam öleli 10 sene oluyor. Ondan 2 sene önceki şey vergisi, sigorta çıkardı ya yeni sigorta borçlarını. Hani bana da vurdu. 74 bin liraymış. Ne kadar oldu? 2 milyon. 2 milyon TL. Evet. Ben şimdi ne yapıyorum? Zaten bir evim var, bir şeyim var. Kızımın üzerine yapıyorum ki hani şey gelmesin diye. Hani maaşıma gelecek herhalde icra. Değil mi? Yani hani onları karıştırıp şey yapıyor ya, borçlarını ödeyecek. Yani güya düzeltecek ekonomiyi. Bir de daha doğrusu unutturmak millete yapılanları. Kapaklamak yani. Başka bir şey değil. Şurada geçen günü hayvanları topluyorlardı. Ev köpeğiydi ya. Yani bağırdım çağırdım ama kimse beni dinlemedi ki. Şey takmış kanca attı şeye. Onun ölüme gittiğini görüyorum. Kedileri topladılar sokağımızdan. Üsküdar'da da mı topluyorlar? Tabii ben bu şeyi... Barınakları alıyorlar. Barınakları ama orada da öldürüldüklerini duyduk yani. Şimdi ben Halk TV'den başka bir şey seyretmiyorum. Bir de Tele1'i seyrederim. Üsküdar'da değil, henüz öyle bir şey duymadık ama, Ümraniye ve Gebze'de ama oluyor. Ama bunlar nereye gidiyor? Oraya gidiyordur herhalde yani. Nereye gidiyor burada toplananlar? Yani şurada ben bağırdım çağırdım ama beni kimse dinlemiyor ki. Yani çok üzülüyorum ona. Yani
biz de mahallede olanlara yemek bir şeyler veriyoruz hani yaşasınlar diye. Yani onların da yaşama hakkı var değil mi? Bizim nasıl varsa onların da var yani. Çocuğumuz gibi düşünüyorum ben. Zaten ben bütün gençleri, çocukları kendi çocuğum gibi düşünüyorum. Bu öğretmenlik duygusu var ya, öyle hissettiriyor bana. Hayvanlar da öyle benim için ya. Vallahi. Bugün Türkiye'deki çocuklarımıza baktığınızda ne görüyorsunuz bir eğitmen, vallahi öğretmen hiç, olarak? Hiç. Eğitim çok kötü. Eğitimi mahvettiler. Bir kere 4 seneye indirmekle zaten kötü yaptılar. Bir de kitaplar değişti şu anda. İçine din ağırlıklı şeyler kondu. Ya zaten herkesin dini farklı yani. Ben senin inandığın dine inanmak zorunda değilim ki. Değil mi? O sınıfta Hristiyan da var. Değil mi? Her şey var yani o sınıfta. Sen bunu dayatamazsın ki yani. Benim torunum ilkokul 5'e şeye gidiyor, 6. sınıfa gidiyor. Vallahi şey yapmış, din dersi kabul etmemiş. Muaf. Girmeyeceğim, muaf yapmış kendini. Nasıl toparlayacağız biz bu ülkenin çocuklarını? Vallahi bilmiyorum nasıl toparlayacağız. Ben de hiçbir şeyi ver. Ben yolda gördüklerime söylüyorum. Herkese takılıyorum, her çocuğa. Ya başı kapalı da olsa söyleniyorum yani. Hem şikayet ediyorsunuz diyorum, hem de onun peşinden gidiyorsunuz yani. Bu kadar olmaz ki değil mi? Yani üzülüyorum. Başka yapacak bir şeyimiz yok ki. Ha bir şey olsa giderim. Gitmişliğim de var yürüyüşlere. Kılıçdaroğlu'nun yaptığına o yürüyüşe katıldım mesela ben. Yani biraz olsa yürüdüm yani. Adalet yürüyüşüne mi? Adapazarı'ndan şeye kadar yürüdüm, İstanbul'a kadar. Evet, adalet yürüyüşüne. Gençlerimize sahip çıkacağız ama nasıl? Buradan muhalefete ne söylemek istersiniz? Muhalefet hareketlensin diyorum. Kendini göstersin. Öyle şeylerde konuşmakla olmaz. Kürsülerde. Yapıyor ama yani yeterli değil. Yeterli değil. Öyle televizyonlarda konuşmak işe yaramıyor. Bir hareket, bir faaliyet lazım. Onu söylüyorum yani. Binemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dur amcama sorayım. Nasılsınız? Bugün benim bir konum yok. Bu konuyu size bırakıyorum. Konuyu siz seçin. Sen bu memlekette konu bulamıyorsan ben hiç bulamam. Sizin kendi konunuzu söyleyin. Sizin için en önemli şey şu an nedir? Ekonomi. Ekonomi diyor arkadaş. Ekonomi mi? Evet. Ya bu memleket bir aldatmacanın içerisinde gidiyor. Biz de aldatılıyoruz, başka bir şey değil. Muhalefetten tuttur. Muhalefet yeterli değil diyor hanım. Bir yerde geçerli. Çünkü insanlar muhalefetin sesini zaten ilgilendirmiyor. Bu memleketin kurucu liderine hakaretin haddi hesabı yok. Face'de yazıyorlar. Evet. Ben ona cevap veriyorum. Hanım bana kızıyor. Diyor ki yazma, başına bir iş gelir. Çünkü herkesi korkutmuşlar. Ya gelirse gelsin ya. Biz bu ülkenin kurucusuna laf ettirmiyoruz diye başımıza bir şey gelecekse bugünden gelsin yani. Hiç önemli değil. Ben 68 kuşağıyım. Biz zamanında Amerikan emperyalizmini, hayır, 6. Philadelphia derken bize karşı çıkan bunların ağababaları, aynen, komünistler Moskova'ya diyorlardı. Şimdi 50 sene sonra emperyalizm nedir? Yeni öğrendiler. Şimdi olayları emperyalizm gözüyle göremezseniz, yani insanlar bunu görmezse ne olduğunu anlamaz. Ah, Bob Eş Başkanı şu Orta Doğu konusunu televizyonlar anlatıyor. Yandaş kanalında hiçbiri Bob konusuna giremez. Anlatamaz ya. Anlatır demiyorum. Anlatamaz. Niye? Anlatıp da tepkiler üzerine mi çeksin? Bana anladığı şey arzı mevcut. Ben jeofizik mühendisiyim. İyi kötü siyaseti takip ederim. Arzı mevcut haritasını gösteriyor. İsrail'ler. Kardeşim o 1000 senedir İsrail'lerde var. Sen yeni mi anlıyorsun bunu? Evet. Yeni mi gösteriyorsun bizi? Onun için bunlar ne dedi? Bize dedi akıllı adama gerek yok. Cahil adam lazım bize. Aynen. Onun için cahil lazım. Evet. İsrail bize saldıracak diye. Öyle bir şey olabilir. Zannetmiyorum. İsrail'in saldırmasına yani gerek yok bak. Yani. İsrail saldırmaz. Sen Bob Eş Başkanlığı'na zaten adamı rahatlattın. Gemiler ticaret yapıyor. Bak Filistin'e yani çelik gitmiş. Ya Filistin'in çelik alacak hali mi var şu anda? Evet. Çelik gidiyor. Ondan sonra burada şimdi saldırma maldırma. Millet artık şunu şöyle düşünsün artık. Bir toprakları işgal etmek, askeri çıkartıp bayrak dikmekle değil. Senin ekonomini mahveder. Markalarını alır. Seni burada köle yapar. En basit bir şey. Ben jeofizik mühendisiyim. Size bahsedeyim. Mesela İriş'teki faciayı. Yani ben biraz kendi konum olduğu için. Kanadalı şirket. Yanına bir tane Türk orada kalmış. Siyanürle kendi memleketine bir ağaç kesemez, geliyor burada neler yapıyor. Artık bunu millet görmüyorsa bizim diyecek bir şeyimiz yok. Bir de bunun için altın çıkarıyoruz diye övünüyorlar ya. Altın çıkarmasında şartlarını millet bilse, beyana tabi. İstediği kadar sana altın verir, istediği kadar vermez. Evet. Bunu bilen yok. Ne olacak, ne yapmamız lazım? Bizim bu ülkenin vatandaşı olarak yapmamız gereken ne? Biz ölüp gideceğiz, bizim çoluğumuz çocuğumuz çile çekecek, başka bir şey yok. En basit misal, millet şunu düşünsün. Bir emekli eskiden bir ev alabilirdi. Borçlar şöyle böyle sağdan soldan. Hadi bu çocukları zaten
Bakıyor herif diyor ki ya okusam ne olacak, çalışsam ne olacak? Böyle yanlış bir zihniyete girdiler. Hepsi yurt dışına gençler. Gitmek istiyor. Herkes yurt dışına gitmek istiyor. Bilmem ne şudur budur. Ben düşününce böyle sinirlerim bozuluyor. Yerli malı haftamız vardı bizim. Evet, dalga evet. Geçtiler. Yerli malı. Yerli ben çok severdim. Ya şimdi kardeşim sen bak bütün marka bak. Hacı Şakir diyor yabancının. Şu diyor yabancının. Bu diyor yabancının. Burger King diyor yabancı. Senin neredesin ya? Sen bu memlekete onlara hizmet ediyorsun. İşte hadise bu. Şimdi mesela ben şunu şöyle örnek vereyim. Hindistan'dan bir insanlar geliyor ya 500 kişi en lüks yerde şeyler yapıyorlar. Ama Hindistan'da yerde yemek yiyenler, sürünenler de var. Türkiye'nin gidişatı bu işte. Bir kısım çok şahane yaşayacak, bir kısım sürünecek. Başka bir ölçüsü yok. Fakirler de zenginlerin hayatını görerek şunu söylüyorlar. Her şey çok güzel. Bakın arabalar var, bakın kafeler dolu. Kardeşim bırak onu. Diyanet İşleri Başkanı bir kadın var. Ben de kayıtlı bile. Diyor ki fakirler diyor. Zenginlere diyor işte özenirse diyor nankörlük ederler diyor ya. Evet. Daha bunu söyleyen fakirlik de sınav veriyorsun. Peygamberlik sabrıdır. Ya beni konuşturma sen beni boşuna belaya sokacaksın. Yani ben korkmam öyle şeyden çekinmem de. Durum iyi değil. Bir memleketin kurucu liderine hakaret ediliyorsa daha bir şey konuşmaya gerek yok. Kadir Mısıroğlu var ben ona da çok şey yazarım. Hep kurucu liderle hakaret eder Atatürk'ü şey. Ya bir anlat bakalım 1700'den beri Osmanlı niye bu kadar toprak kaybetmiş? Niye buraya kadar gelmiş? Abi onlara girmezler. Son Osmanlı'yı yıktılar şu oldu bu oldu. Ya Osmanlı zaten yıkılıyor. Yıkılıyor mu zaten işte? Yıkılmış Mısırlı yani. Amerika'nın mandası olsun diyor. Manda olsun Mısırlıoğlu denilen adam ben açıkça söyleyeyim. Rıza Nur diye bir adam var. Bu hatıralarını yazmış. Rıza Nur'un hatıralarını İngiltere'ye gitmiş. O demiş ki ben öldükten sonra yayınlayayım. İngiltere bu hatıraları Mısırlıoğlu'na veriyor. Niye veriyor? Yayınlasın diye. Bu memlekete bir bölücülük yapsın diye veriyor. Mustafa Sabri damat Ferit hükümetinin Şeyhülislam'ı ve Kuvayi Milliyeciler ve Mustafa Kemal için idam fermanı, katli vacip evet. Diye ferman veren adam. Ondan sonra kaçıyor Yunan'a. Ben Türk değilim diyor. Şudur. Oradan Vatikan'a, Vatikan'dan Mısır'a. Bu insanlar artık burada kahraman oluyor. Bu adamlar kahramansa. İşte Kadir Mısırlıoğlu gibiler bu adamları kahraman gösteriyor Kadir bu topluma. Bir tane övünerek yaptığı bir iş daha var. Dedesi Yunan işgalinde İzmir valisi olan Dimitri'nin tarihçiymiş. Onun kitaplarını basmaktan övünüyor. Ya kardeşim bırakın bu işleri ya. Şu memleketi bırakın. Neyse yani fazla konuşturma beni. Çok teşekkür ederim. Hadi. Siz ne söylemek istersiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Ekonomi çok kötü. Gençler gelecek bulamıyorlar buralarda. Yurt dışına gitmek istiyorlar. Emeklinin durumu ortada. Geçinemiyor 12.500 lirayla. Öğrenciler okula aç gidiyorlar çocuklar. Bayılan çocuklar var ya. Ders dinlerken bayılan çocuklar var açlıktan. Böyle kötü bir durumdayız yani. Ve buna okullar pislikten geçilmiyor. Temizlemeye çalışan belediyeleri engel olmaya çalışıyorlar. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor ya. Bırak yapılanı engel olmayın bari. Kendiniz beceremiyorsunuz. Yapılanlara engel olmayın. Ben beceremediklerini açıkçası düşünmüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Beceremiyor evet. Değiller. Özellikle kasıtlı bir şekilde eğitim sistemini engel bu hale getiriyorlar. Çocuklar okula gitmesin istiyorlar. Çocuklar evlerde otursun istiyorlar. Eğitimin kalitesini iyiceden iyice düşürmek istiyorlar ki bu toplum hiçbir şey sorgulamasın. Zaten 700-800 bin tane genç kız ortaokul liseye gitmemiş. Evet, kaydını aldırmış ya bırakmış yani. Bunların istediği de bu işte okumasınlar. Bize biat etsinler. Kimse sorgulamasın, hiç kimse bir şey söylemesin. Evet, zaten bunların okumuş profesörleri vardı öyle dedi ya. Okumuş insanların ferasetine güvenmiyorum, cahillerinkine güveneyim dedim. Bunların çok bilmiş hocaları var, ilahiyatçıları var. Yani ülke çok kötü şu anda. İnşallah seçimlerde bir şeyler değişir. Umut gençlerde. 60 ve üzeri biraz göremiyor olayları. Gençler internet ellerinin altında daha iyi öğreniyorlar, sorguluyorlar. Ben gençlere güveniyorum. Muhalefeti nasıl buluyorsunuz? Muhalefet, Özgür Özel bazen potlar kırıyor. Artık yeter diyoruz, ona da yeter diyoruz. Yeter. 50 sefer düşün, bir sefer konuş kardeşim ya. Kaçtır senin bu pot kırman yani. Ne diyor? Biz zarar görürsek ben göreceğim, ben şeyine katlanacağım diyor. Olur mu? Bütün toplum katlanacak. Sana umut bağlayanlar katlanacak. Sadece seninle olsa tamam eyvallah. Ama öyle bir şey değil. Sen Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsun ya. Bugüne kadar o zindanlarda çürüyenler, o Ali Tatarlar kafasına sıkan komutanlar, onların şeyleri ne olacak? Yumuşama. Ne yumuşaması ya? Yumuşama diye bir şey var mı? Sen onlara böyle yaptıkça onları bugüne kadar yaptıkları o usulsüzlükleri, yolsuzlukları aklıyorsun. Öyle şey olur mu? Meşrulaştırıyorsun. Öyle şey olmaz. Mücadele edeceksin. Bunlar nasıl seninle mücadele ediyorlarsa, Atatürk'ü kazımaya çalışıyorlarsa. Ya Sidatlar'da Atatürk ismi bırakmadılar ya. Sidatlar'da Atatürk ismi bırakmadılar. Düşman yapmazdı Atatürk Havalimanı'nı ya. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı pislerini kırmadı. Düşmanın aklına gelmezdi ya.
Ne oluyor? Bir hava fırtına estiği zaman gene uçaklar oraya iniyor. Atatürk Havalimanı'na iniyor. Kuşların yoluna yaptıkları havalimanına inmiyor. İnemiyor daha doğrusu fırtınadan. Yazık, günah ya. Bu nedir bu düşmanlık ya? Hep rant. Ben bir şey yaptıklarını, halk için bir şey yaptıklarını da düşünmüyorum. O yaptıkları şeylerden rant devşiriyorlar. Onun için yapıyorlar. Yoksa bunların şeyine kalsa, halkı düşündüklerine de karşı değiliz bir şeylerin yapılmasına. 10 liralık bir şeyi 10 liraya yaparsın. 100 liraya yapmazsın. 100 liraya yapıyorsan oradan sen bir şeyler götürüyorsun. Aynı havaalanı Japonya'ya da yapılıyor. 10 milyon dolara yapılıyor. Sen burada 50 milyon dolara yapıyorsun. Seninkinden daha büyük havalimanı. Olur mu bu? Kabul edilecek şeyler değil. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, bitirmeden önce bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Özgür Özel, eğer kaybedersem ben kaybedeceğim, bedelini ben ödeyeceğim dedi. Biliyorsunuz bunu biz sorduk röportajlarımızda. Bakın, o röportajın altında bir yorum geldi ve beni çok etkiledi. Demiş ki, ben genel seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu kaybettiğinde kalp krizi geçirdim dedi. Kalp krizi geçirmiş ve çok zor tekrar hayata tutunmuş. Yani bedelini tek başına hiç kimse ödemez. Duydunuz, biraz önce ne dedi? Bu bedeli ödeyen bu toplumda bir sürü insan var değil mi? Bir sürü kişi bütün bu yaşananların bedelini çok ağır şekilde hapislerde çürüyerek, ölerek ödedi. Dolayısıyla böyle bir cümleyi bu halka kurma hakkınız yok. O yüzden ben Özgür Özel'i istifaya davet ediyorum. O koltuğu bıraksın ve o koltuğun ağırlığını kaldırabilecek biri o koltuğa otursun. Buradan çağrımdır. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İmdat, 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 Allah'ın imdat. Mansur Duran yok mu? Ya. Ay, imdat diyoruz biz de yani. İmdat, gerçekten imdat. Bu kadar yani. Pahalılık olmaz.